Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları TYT, 3. adım 5. deneme sınavının temel matematik testini çözmeye devam ediyoruz. 11. soruda kalmıştık. Öğretmenim ilk 10 soru nerede? Söylüyorum sevgili arkadaşlar, buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu denemenin değil, tüm denemelerin 15 tane deneme var biliyorsunuz. Onarlık gruplar şeklinde de çözüyorum matematiklerini. Fiziklerde dahil arkadaşlar. Hepsini bu oynatma listesinde sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Klasik hatırlatmamı da yapıyorum. Bunlar. Hepsi ayrı ayrı oynatma listeleri olarak arkadaşlar matematik fizik kanalında mevcuttur. Bunların da büyük bir bölümünü videonun açıklamalar kısmına ekliyorum linklerini. Oradan bulabilirsiniz kısaca. Ama oynatma listesi sekmesinden de bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 11. soru diyor ki bize, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz emekler için. Soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. 11 der ki, aşağıdaki görselde kitaplık, gardırop ve yatay şekilde kitaplık ve gardırobun üzerine yerleştirilmiş bir valizin farklı durumları gösterilmiştir. Birinci durum, ikinci durumu gördüklerimizi söylüyor arkadaşlar. Buna göre yatay konumdaki valizin yüksekliği kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, görüyorum birinci durumda valizi gardırobun üzerine koyunca, arkadaşlar gardıroba G diyelim. Şu yüksekliğim G. Valize V diyeyim. Kitapla K diyeyim. Bak burası da 50 santim. Değil mi? Çok güzel bir eşitlik var arkadaşlar. Diyor ki birincisi, valizle gardırobu toplarsan kitaplık artı 50 yapar. İkinci duruma bakıyorum. Burada gardırop ve 30 santim var. Gardıropla 30'u toplarsan da şimşekçim diyor. Kitaplık artı valizi elde edersin diyor. Değil mi? İki tane denklem. Arkadaşlar bunu Facebook'ta vesairelerde falan klasik görmüşsünüz. Instagram'da vesaire. İşte bu nedir acaba falan diye viral yaparlar. Bu sorunun çözümü budur. V artı G bu. Valizi soruyor. Arkadaşlar herkesi bir tarafa topla, bilinenler bilinmeyenler. Valiz artı gardıropa eksi, sola aldım. Eksi kitaplık eşittir 50. Burada herkesi bir tarafa topluyorum. Valiz artı kitaplık, gardırobu aldım. Eksi gardırop eşittir 30. Bak sevgili arkadaşım, hokus pokus, taraf tarafı bir topluyorsun. Eksi K artı K. Kitaplık gitti. Gardırop artı eksi gitti. Yani arkadaşlarım boyu ne olursa olsun, iki tane V yani valiz eşittir 80 santimetre. Bir tane V, her iki tarafı ikiye bölersem 40 santimetre olur. Konuyu da halletmiş oluruz. İşte bu herkesin falan filan dediği sorunun çözümü budur arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. O zaman 12 ile neden devam etmiyoruz ki? 12. Aras ile Uras aynı apartmanın sırasıyla 7. ve 11. katlarında, Aras Uras görüyorum sevgili arkadaşlar, oturmaktadırlar. Oturdukları apartmanda her katın arasında 24 tane basamak merdiven vardır. Güzel. İkisi de aynı anda oturdukları katlardan zemine inip tekrar çıkacaklardır. Aras iniyor, çıkıyor. Sevgili Uras iniyor, çıkıyor. Bakalım neler oluyor. Aras, sevgili Aras, saniyede 4 basamak inebiliyor ve çıkabiliyor. Sevgili Uras ise arkadaşlar saniyede 2 basamak inip çıkabiliyor. Ne kadar güzel. Buna göre Aras ile Uras ilk kez kaçıncı katta karşılaşırlar? Sevgili arkadaşlar, bu soruyu el yordamıyla, işte aynı sürede iniyorlar, ikişer ikişer iniyor. Bu arkadaş işte 4 basamak inene kadar diğeri 8 basamak yapar değil mi? Saniyede çünkü. Bir bu arkadaş saniyede 4 basamak, bu arkadaş saniyede 2 basamaksa, bu arkadaş 2 saniyede 4, bu arkadaş 2 saniyede 8. 2 katı iniyor çıkıyor diye yapabiliriz. Ancak sevgili arkadaşlar, kolayca çözebilmenin bu arkadaşın şöyle bir metodu var. Hız problemlerini biliyoruz. Alınan yol hız çarpı zaman değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi bakın, burada ikisi için de geçerli olan zamanları aynı. Şuradan bu formülde çekecek olursak zaman x bölü v'dir değil mi arkadaşlar? Alınan yol bölü zaman. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu arkadaşların şeylerine bir bakalım. Şimdi bu arkadaş indi, çıktı. Bu arkadaş da iniyor,
Sonra da çıkacak. Nerede karşılaşırlar? Bir ona bir bakmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Şu arkadaş indi çıktı. Şuralarda bir yerlerde karşılaştığını düşünün. Ki belli ki Aras zaten daha hızlı hareket ediyor ya. Aras 4 basamak. Bu inecek. Bu da hala inemedi. Demek ki şurada, şuralarda bir yerlerde karşılaşacaklar. Tamam mı? Çok güzel. Arkadaşlar buna x'inci kat diyelim. X'inci kat. Kabul mü? Kabul. Şimdi sevgili arkadaşlar, Uras için yazmaya çalışalım. Ya da Uras'ı yazmaya çalışalım. Arkadaşlar Uras 11'den x'e kadar gidiyor. Bakın şu kadar kat gidecek değil mi? 11 eksi x kat gidecek. Güzel. Aldığı yol bu arkadaşım bu. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Çarpı sevgili arkadaşlar, her katta da 24 basamak var. Doğru mu? Doğru. Bölü 2. Sevgili arkadaşlar bakın, basamak bölü 2 ile ne yapmış oldum ben bu arkadaşın? Hızını yaptım. Şu aldığı yol x. Burası x. Bu arkadaşın şu x ile bu x'i karıştırmayalım. Alınan yol diyelim buna daha doğrusu. Alınan yol. Alınan yol bölü hız. Hızı da 2 değil mi? Güzel. İşte bu geçen zamanı arkadaşlar. Sevgili Uras'ın. Şimdi Aras'ı yazmaya çalışırsak arkadaşlar. Aras da bakın 7 kat bir kere bir iniyor değil mi? 7 çarpı 24 basamak iniyor. Artı üzerine hop x kadar da yukarıya çıkıyor. X çarpı 24. Bölü bu arkadaşın hızına kadar 4. İşte konu kapanmıştır. Tekrar ediyorum. Zamanı arkadaşlar alınan yol bölü hız yaptık. Alınan yollar bu arkadaş 11 eksi x kadar kat iniyor. Çarpı 24 basamak. Hızı ne kadar? 2. Güzel. Sevgili Aras'ın da sevgili arkadaşlar. Aras da 7 kat bir kere bir iniyor helalinden. Artı x kat da çıkacak. X çarpı 24 basamak sayısı. Bölü hızı da 4. Bu eşitliği sağlayan x değeri benim için kat numarasıdır arkadaşlar. Karşılıklı her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Bu gitti. Bu arkadaş 2 oldu. Şurayı düzenleyelim mi? Düzenleyip de çarpalım. Ya da direkt mi çarpsaydık? Başka var mı? Ha varmış ya, 24'ler. Arkadaşlar bakın bu arkadaş şöyle. 11 eksi x çarpı 24 eşittir. Bak yukarıda 24 parantezini alıyorum. 24, 7 artı x bölü 2. Kabul mü? Kabul. Bak her iki tarafta 24 de var. Beni yormasın. 24'lerle de vedalaşıyorum. Herkes çarpımı halinde olduğu için arkadaşlar. Aman dikkat ediniz. Ben bunu bütün testlerimde söylüyorum zaten. Şimdi 2 ile burayı gönül rahatlığıyla çarpabilirim. 22 eksi 2x eşittir 7 artı x. 2x'i buraya aldım. 3 tane x. 7 buraya geldi. 22'den çıktı. 15 oldu. X eşittir 5 oldu arkadaşlar. Mevzuyu da kapattık. Dediğim gibi sen bunu el yordamıyla, işte bu arkadaş 7 kat indiğini düşünürsün. Değil mi? 7 katta işte 7 çarpı 24'e bakarsın sevgili arkadaşım. Ne kadar vakit geçiriyor? Bunu 2, 4'e bölersin değil mi? Geçen zamanı. Bu kadar zamanda bu arkadaş kaçıncı kata kaldı? Sonra bunları da birleştirmeye çalışırsın. Kesiştirmeye öyle de bulabilirsin. 13 ile devam edelim. 13 diyor ki, 18 tane takımın katıldığı bir futbol turnuvasında galibiyetlere 3, beraberliklere 1 puan verilirken mağlubiyetlere puan verilmemektedir. Güzel, bizim Süper Lig birincilikteki gibi değil mi? Birinci Süper Lig'de olduğu gibi arkadaşlar. Toplam 34 maç yapan görüyorum. Sezonda yaklaşık 18 takımın olunca 17 deplasman değil mi? Kendi deplasman toplam 34 maç olur. F takımı berabere kaldığı maçlarda bak. Berabere kaldığı maçlarda galip gelseydi 84 puan alacaktı. Bu takım mağlup olduğu maçlarda galip gelseydi yine 84 puanla tamamlayacaktı. Buna göre F takımı ligi kaç puanla tamamlamıştır? Bu kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, normal şartlarda ben size şöyle sorayım. Bak oynadığı maç 34 olsun. Şu F'yi buraya yazıyorum bak. 34. Şuraya daha sonra denklem kurarak da söyleyeceğim. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarını yazalım. Şimdi galibiyetin ABC diyelim. A, B, C kadar galibiyet, mağlubiyet berabere kalsın. Arkadaşlar şuradan hemen çözüyorum zaten olayı. Bak bu arkadaş x diyor. Neyse ya, öyle denklem kura kura gidelim. Güzel. A, B, C. Diyor ki sevgili arkadaşlar.
Şimdi toplam 34 maç var. Yani A artı B artı C toplamı bir kere 34. Bunu çıkardık mı? Çıkardık. Bu kadar maç yaptı bu arkadaş. Şimdi diyor ki sevgili arkadaşlar, bu arkadaş berabere kaldıklarında da galip gelseydi. Yani şunlar galibiyet, bunlar da galibiyet olsaydı. Yani A artı B tane galibiyeti olsaydı, 3 ile çarpsaydım ben bunu diyor, eşittir 84 olurdu diyor. Doğru değil mi? Evet. Mağlubiyete puan yok. Güzel. Bak bir denklem, şu birinci denklemim, bir de ikinci denklem elde ettim. Şimdi de üçüncü denkleme ihtiyacınız var. Üçüncü denklemde de diyor ki arkadaşlar, bu arkadaş mağlup olduğu maçlarda galip gelseydi. Yani galibiyet sayın o zaman ne olur? A artı C kadar olur. Bunu 3 ile çarpsaydın ama artı B kadar da beraberliğin var. Bunlara da bir puan alıyorsun. Artı B olsaydı yine 84 olurdu. Sevgili arkadaşlar, bu da üçüncü denklem. Bak 3 tane bilinmeyenin var. A, B, C. 3 tane de denklem elde. Çok rahatsın artık. Sen bunu lömbür lömbür çözersin. Düzenleyelim bunları. Hatta A artı B. Bak buradan şey çok açık seçik gözüküyor ya. Sevgili arkadaşlar, A artı B'nin, bak şurada çok açık ve seçik. A artı B'nin değerini ben bulurum. A artı B eşittir. 84'ü 3'e bölelim arkadaşlar. 28 olur değil mi? Çok güzel. Bak A artı B 28'i buldum ben. C'yi bulurum. C kaç çıkıyor sevgili arkadaşlar? 6. Öyle değil mi? Mağlubiyeti 6 oluyor. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş 6. C'yi buldum. Değil mi? Çok güzel. O zaman C bulundu. C'yi şurada yerine yazarım. Şurayı yazalım. 3A artı 3B eşittir 84. C'yi de yerine yazıyorum arkadaşlar. Şunları çarparsam. 3 tane A. C yerine 6 yazdım. Artı 18. Artı B eşittir 84. Çok güzel. Şunu düzenledim. 3A artı B eşittir. Soru bitti ya. Neden bitti söyleyeceğim. 84'ten 18'i çıkartın arkadaşlar. 66. Neden bitti biliyor musun soru? Bak buna da ihtiyacım kalmadı A'yı B'yi ayrı bulmaya. Çünkü F takımı ligi kaç puanla tamamlamıştır dedi ya. Zaten kaçla tamamlıyor? 3A aldığı puan galibiyetlerden. Bir de beraberlikler B. Bak çıktı. 3A artı B karşıma çıktı. 66. Konu kapanmıştır. Yani sadece C'yi, mağlubiyeti bulsan yeterli. Hatta bazılarınız bakıyordur hayretle. Hocam bunları yapmana hiç gerek yoktu. Neden? Çünkü şurada söylediği bilgiyle ben zaten A artı B'nin 28 olduğunu biliyorum. Mağlubiyete de bu kadar kaldığını fark ediyoruz. Değil mi? Sadece mağlubiyetleri 6 olduğunu buradan da bulursun. 14 ile devam ediyoruz. Diyor ki 14'te de. Türkiye'de marketler, ürünler ne diyor ya X? Bir dakika. Sevgili arkadaşlar, bu soruyu düzeltmişler ya. Tamam ben bu soruyu şöyle çözeyim. Aynı soru aslında. Cevap şıkları da aynı ama daha güzel. Siz söyleyin sevgili arkadaşlar. Sosyal sorumluluk şeklinde yapmışlar. Şöyle yapmışlar. X99'du. Yok böyle zaten bu kafanıza karıştırır. Arkadaşlar bir tane marketler zinciri varmış. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ürünlerde her bir ürünün satışından elde edilen gelirin 1 kuruş. Ürün başına arkadaşlar 1 kuruş SMA hastalarına bağışlıyorlar. Tamam mı? Zaten buradaymış ya. Tüm ürünlerinde ürünlerinden artan bir kuşları da SMA'da bir yardım kampanyamız. Böyle bir kampanya yapıyor arkadaşlar. Şurada özetlediği bu zaten. Her üründen bir kuruş SMA hastalarına paylaşıyor. Bir SMA hastasının tedavi masrafı 2,5 milyon Amerikan dolarıdır. Ne kadar pahalı. Allah şifalar versin. 1 Amerikan dolarını da arkadaşlar 18 liradan hesaplayacağız. Bu yardım kampanyasında bir günde 4 milyon ürün satıldığına göre bir SMA hastasının tedavisi masrafı kaç günde biriktirilebilir? Arkadaşlar ihtiyacımıza bir bakalım.
Öncelikle 2,5 milyon demek ne demek? Çarpı 10 üzeri 6 demek değil mi? Bu kadar milyon dolar. Biz bunu Türk lirasına çevirelim. Çarpı 18 Türk lirasına ihtiyaç var. Değil mi? Bölü yapacağım arkadaşlar. Kaç ürün, kaç günde biriktirilebilir? Bir günde de 4 milyon satıyorduk arkadaşlar, değil mi? Bak 4 çarpı milyon. 4 milyon nedir? 10 üzeri 6'dır. Çok güzel. Çarpı sevgili arkadaşlar, bu ihtiyaç. Bu da her gün biriktireceğimiz. Arkadaşlar bu arkadaş bitti mi? Bitmiyor. Neden bitmiyor sevgili arkadaşlar? Çünkü burası Türk lirası. Bak bu kadar Türk lirasına ihtiyacım var. Türk lirasına ihtiyacımız var. Burası kuruş ama. Kuruşu Türk lirasına nasıl çevirsin arkadaşlar? 100 kuruş 1 lira olduğuna göre burayı bir de 10 üzeri eksi 2 ile çarpmalıyım. Ya da burayı kuruş yaparsın, 10 üzeri 2 ile çarparsın. İşte cevabımız budur arkadaşlar. Bu kadar liraya ihtiyacımız var. Biriken para da bu kadar bir günde. Günde. Değil mi? Kaç güne ihtiyacımız var. Hesaplayalım bunu. 10 üzeri 6'larla hemen vedalaştık. Milyon, milyon. 10 üzeri 2'yi yukarıya aldım. 2,5 çarpı 18 çarpı 10 üzeri 2. 100 yani. Ya da burayı işte kuruşa çevirmiş olduk. Bölü 4. Şu arkadaş da şu arkadaş 25 yaptı. Bunların çarpımı da arkadaşlar 1125 gün yaptı. Konuyu da kapattık. Allah şifalar versin herkese. Zorda olanların, hastalık şifa bekleyenlerin şifasını versin arkadaşlar. 15 numara. 15 geldi. Diyor ki, Burak ve Can dedelerinin bahçesinde zeytin toplamaya gitmişlerdir. Bir saatte Burak, Can'dan 6 kilogram. Burak ve Can'a selamlarımızı gönderiyoruz. Daha fazla zeytin toplamaktadır. Saat 8'de beraber zeytin toplamaya başlamış ve saat 12'de öğle yemeği ara verilmiştir. Beraber toplayacaklar. Yemekten sonra Can saat 12.40'da zeytin toplamaya başlarken Burak daha önce topladıkları zeytinleri tartıp paketleme işlemini yapmıştır ve 14.20'de zeytin toplamaya başlamıştır. Tekrardan. Saat 15.20'de zeytin toplama bitmiştir ve toplananlar tartılıp paketlenince eşit miktarda zeytin topladıkları görülmüştür. Buna göre Burak ve Can toplam kaç kilogram zeytin toplamışlardır? Sevgili arkadaşlar, tane tane arkadaşlarla ilgilenelim. Şimdi Burak var ve sevgili Can var. Sevgili arkadaşlar, Burak ve Can. Şimdi Can C kadar toplarsa, Burak Can'dan 6 kilogram fazla tamamlıyor ya. Burak'a B demeyeceğiz. Buna C dedik ya arkadaşlar. Buna da C6, 6 kilogram diyeceğiz. Bak bunu beraber tek tek topladıkları şey bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili arkadaşlar, saat 8'de başlıyorlar. 12'ye kadar paşa paşa çalışıyorlar. Bak 12, saat 12'de. Bu arkadaş 4 çarpı C artı 6 kadar toplar değil mi? Bu kadar kilo toplar. Bu arkadaş da 4 çarpı C kadar toplar. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Saat 12'de bu oldu. Sonra da arkadaşlar öğle yemeği paydosu verildi. Saat 12.40'da zeytin toplamaya başlarken Can. Şimdi Can sevgili arkadaşlar tekrar toplamaya başlıyor. 12.40'da ve durmadan arkadaşlar 15.20'ye kadar devam ediyor. Şimdi bana şunu söyle. 15.20, 12.40 kaç saat geçer? 13.40, 14.40 2 saat geçer. Bir de üzerine 40 dakika değil mi? Yani 2 tam 40 bölü 60 dakika geçer. 2 saat değil mi sevgili arkadaşlar? 2 saat 40 bölü 60. Sadeleştirirsem ne görürsün? 2 tam 2 bölü 3 saat görürsün. Benim için saat ya. Arkadaşlar bunu bu bileşik kesir, tam sayılı kesir, bileşik kesirine nasıl çeviriyorum? 2 ile 3'ü çarp, 2 ekle. 8 bölü 3 saat. Arkadaşlar Can 8 bölü 3 saat daha çalışırsa C kadar topluyor. 8 bölü 3 çarpı C kadar toplar. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi bunu da hesapladım. Geldim Burak'a. Burak da daha önce topladıkları zeytini tarptı, paketlemiş, orada oyalanmış. Sonra 14.20'de zeytin toplamaya başlamış. 15.20'ye kadar sürmüş. 1 saat var. Yani 1 saatte bu kadar topluyordu. C artı 6 kilogram daha toplar değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi bu iki arkadaşın toplamları
birbirine eşit olacak. Şunu toplayacağım, buna eşitleyeceğim. Çarpıyorum 4C artı 24, değil mi? 4C artı 24 artı C artı 6 eşit olmalıymış. Çünkü topladık zeytinler eşit miktardaymış. Can, Burak ve Can'ın toplamlarını bulacağız. Ha, birbirlerine de eşit. Burada da arkadaşlar 4C artı 8 bölü 3C. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Hemen payda eşitliyorum burada. 4'ü 3 ile genişlettiğimde 12 bölü 3 yapıyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. 20, 12 ile 8 oldu. 20C bölü 3. Şurayı da toparlıyorum. 5 tane C var. Artı 30 var. Burayı 3 ile çarptım. 15 tane C artı 30. 90 oluyor. Değil mi? Bunu bununla çarptım. Bunu bununla çarptım. 20C. Çok güzel. 15C'yi buraya gönderdim. 15 tane C eşittir. 90 oldu. C kaç oldu arkadaşlar? 8. Yok ne? 6. Arkadaşlar C 6'ymış. Yani şu arkadaş 6 kilo topluyormuş. Bu da bunun 6 fazlası. 2 katı topluyormuş. Vay be. Bu da 12 kilogram topluyormuş. E şimdi sevgili arkadaşlar, buna göre Burak ve Can'ın toplam kaç kilogram zeytin toplamışlardır? İstersen şunu hesapla, istersen bunu. Bunu hesaplayalım. C'yi 6 bulduk. Burada duruyor zaten. 5C artı 30. 6'yı yazdım yerine arkadaşlar. 5 kere 6, 30 artı 30. 60 kilo. İstiyorsan burada da yerine koy. Yine aynıyı görüyorsun. Bak 6 böl 2... 40. Nerede yanlış yaptık? Bir şeyde yanlış mı var burada? 5C. Bu 20C bölü 3. Nerede yanlış yaptık arkadaşlar ya? 15C çarpı 90 değil mi? Eşittir 20C. Bak. 20C'den 15C çıkınca 15C kalır mı? 5C kalır. Şimşek. Arkadaşlar C bu durumda kaç olur? 18 olur. Değil mi? 5C 18 olur. Tamam. C yerine 18 yazarsak arkadaşların hakkını yiyorduk. Tamam ya, 15C artı 90 eşittir 20C. Güzel. 15C'yi buraya atırsan 5C kalır değil mi arkadaşlar? 90 bölü 5'ten bu kadar kalır. Ya da 5C ile yürü. Çünkü 5C artı 30'la devam edeceğim ya. 5C zaten 90. 30 daha ekle 120 kilo. 18 buluyorsun. Şuraya 18 yazarsan ne olur arkadaşım? 6, 6 kere 20. Bak yine 120 bulursun. 120 artı 120 toplamda 240 kilo yapar. Harika. Bunu da hallettik. 15 numara. Diyor ki aşağıda 3 farklı boyutlardaki televizyon ölçüleri inç cinsinden verilmiştir. Arkadaşlar televizyonları böyle ölçerler. 50 ekran falan vesaire dediklerinde arkadaşlar köşeden köşeye ölçülür. 100 inç, 80 inç, 55 inç. Fiyatları ölçüleri ile doğru orantılı olan bu televizyonlarla ilgili bilgiler veriliyor. Arkadaşlar, ölçüleri ile doğru orantılıysa bu arkadaş 100K, bu arkadaş 80K, bu arkadaş da 55K liradır. Çünkü bana orantılı dedi. Doğru muyum? Doğruyum. Devam edelim. Löp 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 diyor. Bakalım neyi soruyor. 100 inç olan televizyonun taksit fiyatı 80 inç olan televizyonun taksit fiyatından 50 lira fazla daha az olduğuna göre 50 inç olan televizyonun 55 inç olan televizyonun kaç liradır? E sevgili arkadaşlar taksitini hesaplayacağız. K'yı bulacağız. K'yı bulduktan sonra da 55 ile çarpacağım. Sorunun özü bu. O zaman şu iki arkadaşı değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi okuyalım ama. 100 inç olan televizyon 8 taksit imkanı ile satılmaktadır. Taksitli fiyatı peşin fiyatına göre 600 lira fazladır. O zaman arkadaşlar bu arkadaş 100K artı 600 lira yapar. Doğru mudur? Doğrudur. Ve taksit tutarımda 8 olduğuna göre 8'e böleceğim. Doğru mu? Doğru. Ve sevgili arkadaşlar bu arkadaş işte eşitmiş. Dırırıt dırırıt olan televizyonun daha az olduğuna göre. Arkadaşlar 82'de 80K idi. Ve diyor ki 80 olanın da diyor 6 taksit imkanını satılmaktadır. Ama taksit fiyatına peşin fiyatına 400 lira eklemelisin Şimşek diyor. 400 lira ekliyorum. Bunu da 6'ya böldüm de arkadaşlar. İşte tamam.
şundan 50 lira daha azmış. Eksi 50. İşte denklemimi yazdım. Denklemi yazdım. Bunu çözeceğim arkadaşlar. Buradan K'yı bulacağım. Fiyatı 100K, 600 lira artıyor. 8'e bölüyorum. Fiyatım 80K, 400 lira artıyor. 6'ya bölüyorum. Bu bundan 50 fazlaymış. Hadi çözelim arkadaşlar. Ne yapacağım? 6 ile genişletiyorum. O zaman burası ne olur? 6 ile genişletirsen 300 bölü 6 olur. Değil mi? 300 bölü 6. 100K artı 600 bölü 8 eşittir. 80K eksi 300 var arkadaşlar burada, unutma. 300 bölü 6 yaptım. Artı 100 olur değil mi? Bölü 6 olur. Gayet güzel, her şey yolunda. 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Ya da her iki tarafı 2 ile çarptığını düşün. Değil mi? Güzel. 4, 3. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 300 tane K artı 1800. 4 ile çarpıyorum. 320K artı 400. 300K'yı sağ aldığımda 20K olur. 1800'den de 400'ü çıkartırımda 1400 kalır. Löbölöp löbölöp. K eşittir 140 bölü 2'den 70 olur. 70 olur. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bu arkadaş da 55K idi. Bana bunu soruyordu. 70 çarpı 55 yaparım. Bunun da cevabını sevgili arkadaşlar 3850 bulurum. Paşa paşa. Okey tomento. Nefisimo. 17 ile devam edelim. 17 diyor ki, sayıları yeni öğrenen birinci sınıf öğrencisinin annesi bilgisayarda bir Word belgesi açmış ve birden 100'e kadar olan sayıları aralarında boşluk olmadan yan yana yazmasını istemiştir. Yazmış 1, 2, 3, 4, 9, sonra 10, 11 tak 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 gidiyor. Sakin. Word sayfasının ayarlanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada size söyleyeyim arkadaşlar, Word bir de Excel vardır. Bunları öğrenin arkadaşlar. Bunlar müthiş programlardır. Bunları öğrenenler zaten iş hayatları bunlarla yürüyor. Ben sana size söyleyeyim yani. Oturduğunuzda ofiste bilgisayar biliyor musunuz lafı Word ve Excel biliyor musun lafıdır. Çok net söyleyeyim size. Bunları yani oyun oynuyor musun değil ha. Bunları iyi kullananlar başarılı, yani çok güzel aparatlardır. Öğrenin yol yakınken. Yazın ne yapalım boş vaktimizde, bunları yapın. Tüm rakamların genişlikleri eşit ve satır başı ve satır sonunda 4 boşluk olacak şekilde ayarlanmıştır. Ama bir dakika ya. Arkadaşlar bu 4 boşluk yok. Sorunun şeyi, orijinalini değiştirmişler. Değiştirmişler. Bu 4 boşluk yok arkadaşlar. Tüm rakamların birden 100'e kadar olacak diyor. Yan yana yazmasını istemiştir. Her satırda arkadaşlar şu yok. Bir ayar mayar yok yani, tamam mı? Şu 4 boşluk vesaire yok. Sorunun daha sonra düzeltilmiş. O düzeltilmiş haliyle çözelim biz bunu. Her satırda 40 rakam olduğuna göre 4. satırın ilk ve son rakamının toplamı kaçtır? Enteresan. Arkadaşlar 40 tane rakam olacak. O zaman bakıyorum bak. Şimdi burada ayırt edici özellik ne? Tek basamaklılar. Burada kaç tane var arkadaşlar? 9 tane. Daha sonra ne yapacağım? Çiftlere geliyorum. Çiftlerde 10'dan 19'a kadar ikişer ikişer 10 tane, 20 tane var. Değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 20'den 29'a gitsem 40 tane daha alacak, artıyor. O zaman ne yapmalıyım arkadaşlar? 40 tane olacak şekilde 20'den 24'e kadar düşün. Bak 20'den 24'e kadar ne olur? 5 tane ikişer ikişer 10 tane olur. 39. Şimdi arkadaşlar 20. Öğrenci 25 yazacak ama 5 nereye sarkar? Aşağıya sarkar. Değil mi? Bak 25 yazdı aslında. Şimdi bu saatten sonra 26 diye devam eder. 29'a gelir. Şurada sevgili arkadaşlar 8 tane var. Şurada bir tane var. 9 tane burada var. Bak örüntü yakalıyorum. Şimdi 30... 31, 39'a kadar gelince yine 20 tane var. Yine arkadaşlar klasik 11 tane olacak değil mi? 40'tan bak 44'e kadar gelirsin. Değil mi? 10 tane olur. Şimdi 45 yazacak arkadaş. 40 yazdı.
5 buraya sarkar. E şimdi sevgili arkadaşım, örüntüyü gördün zaten. Bak ne oluyor? Birinci satıra hep 5 kalıyor. Zaten dördüncüye gelmiştik değil mi? Dördüncü satırın ilk satır. Hadi yapalım onu da yapalım madem yeri geldi. Bu saatten sonra 46, 49'a kadar geliyorum. Yine burada 9 tane oldu. Şimdi 50'lere geliyorum arkadaşlar. 59'a kadar 20 tane oldu. Örüntüyü yakaladık aslında da. 60, 64, 10 tane oldu. Şimdi 65. Değil mi? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, ilk ve son rakamı. Bak ilk rakamlarımız hep 5. Son rakamlarımız da 2, 4, 6, 8 olacak değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. 5 artı 8'den sorun 13 olur. Konu da kapanır. Okey tomento. Nefissimo. 18'de devam. Matematik soruları yazan bir öğretmen sorularını önce kağıda yazıyor ve düzenlemelerini yaptıktan sonra bilgisayara aktarıyor. İlk gün bilgisayara aktardığı soruların sayısının aktarmadığı soruların sayı oranı 1/4. Arkadaşlar aktardım, aktarmadım. Burası K kadar, burası da aktardığı soruların, burası da 4K kadar. Birinci gün. Söylediği bu değil mi? Güzel. İken birkaç gün sonra, birkaç gün dediği acaba ne kadar gün sonra? 74 soru daha aktardığında bu oran 13/15 olduğuna göre toplam kaç soru olduğuna göre toplam sorusu kaç soru? E sevgili arkadaşlar bakın K kadar vardı. 74 tane daha aktardım. Bölü aktarmadığımda 4K idi. Bu da 74 eksildi. Değil mi? Bakın aktardıklarım buraya çıktı. Aktarmadıklarım buraya çıktı. E bu oranda 13/15 olmuş. Bu denklemi yazdıktan sonra sana havada karada ölüm yok arkadaşlar. Bunu çöz diyor ya benim için. E çözerim ya ne var? İçler dışlar çarpımı yaparım. 15 tane K. Artı 74 çarpı 15. Israr ediyorum. Bak çarpmayacağım. Neden çarpmayacağımı söyleyeceğim. Eşittir. 13 ile bunu çarpacağım artık. 52 tane K. Eksi 13 tane 74. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu da şöyle yapacağım. Bunu buraya alıyorum K'lardan. 52K'dan 15 tane K çıkarsa 37 tane K çıkar. Bak burada şunu söyleyeceğim sana. 15 çarpı 74 var. Artı 13 çarpı 74. Arkadaşlar bak çarpma bunları işte. Diyorum ki ben burada 15 tane 74, 13 tane de 74 görüyorum. Toplamda ne olur? 28 tane 74 olur. Eşittir 37K. Heh, gördün mü? Bak çarpmayarak kendime güzellik yaptım. Ve 37 ile 74'ü her iki tarafı 37'ye böldüğümde. Bak 37'nin 2 katı burası 2 olur. 28 çarpı 2 eşittir 56 olur. Ne kadar kolay çözdük değil mi? Hiç kendimizi yormadık arkadaşlar. E güzel. Bana da ne demişti arkadaşlar? Toplamda soru sayısı. E toplam soru sayısı da burada zaten. 5K. 5 ile de 56'yı çarptım. 0, 3 elde 280. Mevzuyu yine tatlıya bağladık gördüğünüz üzere. Okey tomento. 19 numara. Ece bir kitabın birinci gün %20'sini. Çok nefis. İkinci gün kalanın %10'unu, üçüncü gün ise kalanın %25'ini okumuştur. Kalan sayfa sayısı ile okuduğu sayfa sayısı arasındaki fark 50 sayfadan az olduğuna göre Ece'nin okuduğu sayfa sayısı en fazla kaçtır? Sevgili arkadaşlar, ya Allah bismillah. Diyelim ki 100x sayfamız olsun bizim. Böyle başladık. Bunu çubuklu metotlarla da çözüyorum. Şimdi bu arkadaş birinci gün %20'sini çözdü. 20x çözdü. Kalanı yazalım arkadaşlar. Kalan ne kadar oldu? 80x. Öyle değil mi? E çok güzel. Birinci gün bu kadar çözdü. Şimdi arkadaşlar bunlar çözdüğü diyelim. Çözdüğü ve kalanları buraya yazıyorum. İkinci gün kalanın %10'unu. Arkadaşlar 80x kalmıştı. Bunun %10'u kaçtır? 8x. Kaç kalır? 72x kalır. Öyle değil mi? Bak 80x'in
%10'unu hesapladık. Lop 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 lop. Arkadaşlar sonra kalanın da %25'i. %25 nedir arkadaşlar? 4'te 1'dir. Bunun 4'te 1 kaç? 18x. 18x çözüyor. Kalan da kaç olur arkadaşlar? 18x'ini çıkartırsam ben bunun. 4 54x değil mi? Evet 54x. Ben bunu şuradan da anlarım. Bak bunları topla. 28. 46x çözdüm. Evet kalanın da 54x olması lazım. Kendini sağladı. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki kalan sayfa sayısı ile okuduğu sayfa sayısı arasındaki fark kaç? Aralarındaki fark 6x değil mi? 54x-46x eşittir 6x olacak. Bu arkadaş diyor arkadaşlar aralarındaki fark 50 sayfadan azmış. Güzel. 50 sayfadan az olduğuna göre Ece'nin okuduğu sayfa sayısı en fazla. Sevgili arkadaşlar en fazla olsun istiyorum değil mi? X'in en fazla olmasını istiyorum. Bu arkadaş en fazla 8 olur. 9 olsa geçiyor değil mi? Hocam 8 küsür olabilir mi? Arkadaşlar 8 küsürü 46 ile çarptığında tam sayı elde etmen lazım. 8 değil mi? O yüzden. Yani X'in alabileceği en büyük değer sevgili arkadaşlar bu durumda aman ya 54'ten 46 çıkınca 8 mi kalır? 6 mı kalır? 8x bu şimşek bu. Burası 8 ya gözüm oraya gitti. Arkadaşlar X bu durumda en fazla 6 olabilir. Değil mi? 7 olsa geçer buraya 56 olur. Yani bu arkadaş en fazla 6 olabilir. 46 ile 6'yı çarparım. 6 kere 6, 3 elde 276 derim. A şıkkı. Konu kapanmıştır. Hadi 20 ile bu kısmı da tamamlayalım arkadaşlar. 20 diyor ki, Aylin mağazasına bir teslimatta gelen tek tip ürünün 1 bölü 3'ünü %19 zararla geçmiş olsun. Ve kalan ürünü, kalan dediği nedir arkadaşlar? 2 bölü 3. %7 kârla satmıştır. Bir sonraki teslimatta gelen aynı sayıdaki aynı ürünü bu kez 2 bölü 3'ünü %19 zararla kalan ürünleri %47 kârla satıyor. Buna göre ailenin ikinci satışından elde ettiği kâr yüzdesi birinci satışa göre yüzde kaç daha azdır? Ha. Bak bu da dikkate şayan bir cümle. Arkadaşlar bakın 1 bölü 3'ünden 2 bölü 3'ünden bahsediyor. Gelen ürün sayısını 3'e bölebileceğim şekilde bir sayı seçelim. Yani 300x diyelim arkadaşlar. Gelen ürün. Bu kadar lira gelsin. Şimdi bunun 1 bölü 3'ü. 1 bölü 3 nedir arkadaşlar? 100x'tir. Bu arkadaşı %19 zararla satar ise eline ne kadar geçer arkadaşlar? %19 zararla satarsa 81 bölü 100'ü çıkar değil mi arkadaşlar? Güzel. Bu ne kadar olur? Tak tak. Yani 81x lira. Artı. Kalanı da arkadaşlar yani 200x'ini de %47 kârla 147 bölü 100 eline geçer değil mi? Harika. Sadeleş. 294 oluyor değil mi arkadaşlar? 294x. Yani bak bu kadar topladığımda sevgili arkadaşlar ne yapıyor? 375x eline geçiyor. Hemfikir miyiz? Doğrudur hocam. İkinci durumda arkadaşlar 2 bölü 3'ünü yani 200x'i %19 zararla sattı. Tapadap. Kaç aldı? 162x aldı. Kalanını da yani 100x'i değil mi? Kalanı da 147 ile sattı kârla. Sadeleş 147x oldu. Çok güzel. Arkadaşlar bunları da topladığımızda bu durumda 309. 309x lira elde etti. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar bana diyor ki ikinci satışından elde ettiği kar yüzdesi birinci elde ettiği üründen yüzde kaç azdır? Sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş buradan baya kar etmiş. Ne kadar kar etmiş? 75x. 75
300'ün kaçta kaçı? Bunu da hesaplamanın çok kolay yolu vardır arkadaşlar. 100'ü tamamı daha doğrusu değil mi? %100'ü 300 x ise yüzde kaçı 375 x dersin. Hop. 100 çarpı 375 bölü 300 sana bu yüzdeyi verir. Bak gitti gitti gitti. ha pardon 75 diyeceğiz ya. Değil mi arkadaşlar? Yüzde kaçı 75 kar etti ya. Burada %125 buluruz yoksa. Değil mi? 75 diyeceğiz arkadaşlar buraya. 75. 75 bölü 3 %25. Sevgili arkadaşlar birinciden karımız %25. Bu da ikinciydi. Birinciden %25 kar elde ettik. İkinciden bak çok küçük 9 lira. Arkadaşlar 300 liranın kaçta kaçısı 9'dur? %1'i 3'tür. Değil mi? %3'tür. Bunu artık hemen kafadan da yapabilirsin. Nasıl yaptık? Oran orantı da yapabilirsin. Bunun %1'i zaten bak %1'i 3'tür. 9 lira kârı var. 9x lira. %3. Diyor ki şimdi diyor bundan ne kadar daha az? Sevgili arkadaşlar burada yapacağımız hikaye de şu. %25'ten bak buradaki cümleye de dikkat et. %22 az değil mi arkadaşlar? Bu durumda da şöyle diyeceğiz. Şundan yüzde kaç az? Sevgili arkadaşlar tamamı yine 100'ü 25 ise 22 kaçtır? Ona bakacağız yani. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar şimdi bak bu oran orantıda da şöyle güzellik göstereceğim. Burada içler dışlar çarpıp yapabilirsin. Bak bu bunun 4 katı ya. Buradaki sayı da bunun 4 katı olur. 88. %88 olur arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Anlaştık. Güzel. 88'i işaretler. Keyfine bakarsın. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bitiriyorum. 21 için ne yapıyorduk? Bakın zaten 40 dakika olmuş. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu deneme değil, bütün denemelerin fizik dahil olmak üzere arkadaşlar çözümlerini sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Şunları da tekrar hatırlatıyorum. Bunlar da videonun açıklama arkasında mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.